Aile koruma kalkanı paketiyle ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı biliyorsunuz. Çalışan anneler için erken emeklilik şansı doğdu. Hatta sadece bu da değil. Düzenlemenin içeriğinde bakıcı desteği, uzaktan ya da esnek çalışma modelleri de var. İşte ayrıntılar. Çocuk büyüyor, hiçbir şeyini göremiyoruz. Annelerden biliyorum. Hani ne kadar hasta olup da yanında olmadıkları, sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Çocuk da yaparım, kariyer de sözü artık sadece şarkılarda kalmayacak. İsteyen annelere evden çalışma imkanı getiriyor. Vallahi çok iyi olur. Ekonomik özgürlüğünden vazgeçmek istemeyen anneler evlerine daha çok vakit ayırabilecek. Gelecek yenilikle birlikte anneler isterlerse uzaktan ve esnek çalışma modellerine geçebilecektir. Aile koruma kalkanı paketiyle birlikte ev hanımlarına emekli olma, çalışan anneler içinse erken emeklilik yolu açıldı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. O paket çerçevesinde birkaç adımlı bir düzenleme yapılacak. Çalışan anneler çocuklarına vakit ayırabilmek için ya işten ayrılıyor ya da o vakti asla yakalayamıyor. İşte bunun için yepyeni bir düzenleme getiriliyor. Öyle ki çalışan kadınlar için sektör sektör uzaktan çalışma imkanı getirilecek. Hem çocuğa bakmak hem çalışmak gerçekten çok zor. Geçmişte eşiniz çalışıyor muydu? Evet, çalışıyordu. Halk eğitimde öğretmenlik yapıyordu. Çocuklar olunca mecburen bıraktı. Tüm derdi şu an hanımların bu. Taslak düzenleme sadece uzaktan çalışmayı kapsamıyor. Aynı zamanda yarı zamanlı ve esnek saatli çalışma ve bunun yanı sıra çalışan anneler için bakıcı desteği de getirilmesi planlanıyor. Bir de bakıcı. Mesela herkes bakıcı bulamıyor. Aldı para, bakıcı ve de kreşe. Bakıcı desteği gelecek annelere. Bakıcıların maaşlarının bir kısmını kamu ödeyecek. Bu noktada hem anne çalışma hayatında olacak, hem çocuğu güvenli bir bakıcının yanında olacak, hem de bakıcılar anlamında önemli bir istihdam alanı açılmış olacak. Ben tekstilde çalışıyorum. Modelhanede kalite güvenciyim. Bu da hani evde olmuyor. Yani işe gelmek zorundayım. Anne olabilir, saatler belki yani değişebilir. Esnek çalışma modelleri getirilebilecek. Burada da dediğim gibi işte yarı zamanlı çalışma olabilir. Mesai saatlerinin değişmesi olabilir. Tabii bu sektörden sektöre değişecek.